Herkese merhaba. Müthiş bir gün sizinle birlikte olsun çünkü benim için müthiş bir gün. Sürüngen odası temizlendi. Çok rahatım. Aslında artık Mike'ı burada göremeyeceksiniz. Çünkü Mike artık burada. Görüyor musunuz? Bütün her şeyi denedim fakat Mike kesinlikle teraryumda durmayı istemiyor ve artık burada serbest geziyor. Allah'tan tuvalet eğitim var. Tuvaletine gidiyor burada. Hop suyun içine yapıyor. Burada güneşleniyor, ısıyılıyor. Şu an kapanmış ışığı gerçi. Çünkü timer belli bir saatten sonra kapatıyor ve artık Mike uyumalısın diyor. Ve Mike gördüğünüz gibi burada. Şimdi Mike'a müthiş bir menü sunacağım bugün. Tavuk göğsü en sevdiğim menülerden bir tanesi. Aynı zamanda Chinese Water Dragon'a da vereceğim. O çok sevmiyor artık böcekçi türlerle, biraz daha haşır neşir. Onları daha çok yiyor ama ilk önce bir Chinese'le başlayalım. Ondan sonra da Mike'ı olduğu yerden çıkaralım ve besleyelim. Evet, buradan en ufak parçalardan seçeceğim çayınız için. Diğerleri çünkü Mike'a göre kesmiştim. Aslında çok ufak parçaları da kesmiştim ama hangisiydi? Neyse, şimdi bulacağım. Bulacağım. Ve onu çayınıza yedireceğim. Evet, hemen çayınıza bir tane daha verelim. Çayınız acıkmış ya. Vallahi acıkmış. Şöyle ince uzunlardan tercih edeceğim. İguanalar da hemen geldi. Her ne kadar etçil olmasalar da onların da beslenme saati. Dolayısıyla hemen geliyorlar. Bakalım bir tane daha yiyecek misin? Aha. Evet, bu arada Chinese'in görüyorsunuz teraryumu pis. Suyunu boşalttım. Suyunu boşalttıktan sonra bir hazır yeni suyunu pisletmeden besleyeyim dedim. Gördüğünüz gibi göbek artık yok. Çünkü gitgide büyümeye başladı ve artık onun da büyük bir alana geçmesi gerekiyor. İhmal ediyorum gibi gözüküyor ama burada da mutlu aslında. Çok iyi yiyor çünkü. Strese giren canlı yemez. Yemediği zaman hemen bir şeyleri değiştirmeniz lazım. O yüzden onu çok böyle şey yapmıyorum. Ama birazdan şu komple teraryumunu dezenfekte edeceğim ve ona yeni bir tertemiz alan sunacağım. Mutlu musun Georgie? Gerçi kakayı doğru yatacak ama neyse, artık yapacak bir şey yok.
En güzel kısmı da yemek yedikten sonra onu birazcık mıncırmak. Her ne kadar şu an huzursuz olsa da, çünkü bir an önce hazmetmek için sıcak alana gitmesi gerekiyor ve midesindekileri öğütmesi gerekiyor. O yüzden çok mutsuz, çok mutsuz ama onu sıkıştırmaktan alıkoyamıyorum kendimi ve Mike gördüğünüz gibi devamlı deri atıyor, devamlı deri atıyor ve devamlı büyüyor. Artık kafası elim kadar olmaya başladı. Bakalım onun artık yetişkin haline sabırsızlıkla bekliyorum. Çok tatlı olmaya başladı. Ya bir köpekten farksız diyebilirim. Evin içinde artık serbest geziyor. İşte köpeklerimle biraz anlaşma, hani köpeklerden yana bir kaygım var. Yoksa Mike onlarla da anlaşır ama şu an tek kaygım o. Onlarla birazcık böyle training yapacağım, alıştırmaya çalışacağım ve ondan sonra Mike artık evin içinde daha da rahat gezebilecek duruma gelecek inşallah. Çok tatlı. Gerçekten büyüdükçe daha da uysallaşıyor. Gördüğünüz gibi böyle küçük bir dinozor olarak vaktini benimle birlikte geçiriyor. Ve acaba diyorum Mike'a bir tane şöyle bir karşı cins bulup acaba yumurtacıklar çıksın mı falan diye de düşünmüyor değilim. Gerçekten yavru halleri çok daha güzel oluyor. Ama büyüyünce de işte bu sakinlikleri, işte o asi duruşları biraz daha cezbediyor. Ama yavruyken gerçekten daha keyifli hayvanlar. Yani o çekirgeyi takip edişi, unkurtlarını yiyişi, yavaş yavaş büyümesi. Ya büyümesi zaten sizin elinizde. Hani ben yağlı konserve mamalarla falan da ek gıda verdiğim için Mike çok hızlı büyüdü. Ama artık onu biraz diyete soktum. Böyle beyaz et, biraz daha ağırlıklı bir diyet gidiyoruz. Yağsız, böyle göğsünden falan tavuğun veriyorum. Ve konserveyi artık kestik. Çünkü ona zararlı. Yani doyma hissi onlarda oh olsa bile çok obezler. Devamlı yemek istiyorlar ve böyle sıkıştırılmak istiyorlar. Şimdi onu evine bırakıyorum. Şu manzarayı size göstermeden geçemeyeceğim. Yani böyle bir aşk yok. Kafalar üst üste. İkisi de deri de bu arada. Özellikle Sharp Albino gördüğünüz gibi gözünde perde var ve rengi bembeyaza yakın. Aslında tupturuncu bir rengi var ama deri döneminde işte renk gitgide matlaşıyor. Ve erkek de artık son iki günü onun da rengi matlaşmış ve ondan sonra aşk yapmaya devam edecekler. Bakalım bu sezon onlardan nasıl yavrular çıkacak, hep beraber göreceğiz. Ya şu manzaraya bakarsanız harbiden müthiş ya. Kartpostallık bir poz. Görüşürüz. Çifte konular. Brack Perma serisi benim favorilerimden bir tanesi. Brack Perma'ların hepsini çok seviyorum. Ve en renksiz Brack Perma türü de diyebilirim. Albilisium ama bakar mısınız şu bacaklarına, şu an bakıyorum. Renk kırılmaları şu an çıkıyor mu bilmiyorum ama muhteşem gözüküyor ve çok hızlı büyüyor. Onun da yeni teraryumunu kuracağım. Daha doğrusu hepsininkini kuracağım. Fakat bunun için biraz daha heyecanlıyım çünkü çok hızlı büyüdü. Ve artık yeni yerine hazır diyebiliriz. Aslında şu anki alanı da büyük de işte bir tık daha büyütmekte fayda var. Müthiş gidiyor ya. Burada da CC var. CC benim en sevdiğim ağ ören tarantula diyebilirim. Şu gördüğünüz bütün beyaz ağları kendisi bizzat sanatçı olarak imzasını atmış bulunmakta. Ben onlara tarantulaların iç mimarı diyorum. Yani mükemmel örüyorlar ağları ve renkleri gitgide güzelleşiyor büyüdükçe. Rengi daha fazla böyle mavileşecek. İşte bu kahve tonları biraz daha oluşacak. Hatta onlar turuncuya falan dönecek. Çok seviyorum CC'leri. Hiçbir şekilde yem reddetmiyorlar. Hatta bir tane şöyle dün besledim. Çerez bir tane atalım şimdi. Bir bakalım yiyecek mi? Evet. Hop. Kaptı. Hemen kaptı. Hiç affetmiyor. Abdomendeki ikisi de şu an gözümü almadı değil. Hatta şu an bir tane daha alsam onu da bakın şöyle ağzında görüyorsunuz unkurdunu. Onu da kapar yani. Öyle iştahlı. Hatta denemesi bedava. Bir tane deneyelim. Ve iki atıyorum. Bakalım bunu da alacak mı? Evet, şunu da görmüş olduk CC'ler. İkinci avı almıyor mu derken şu an titreşimleri algılamaya başladı. Hop, ikinciyi de aldı. CC'ler demek ki 2-3 tane alabiliyormuş. Diğer tarantulalardan hiçbir farkı yokmuş. Müthiş yiyor ya. Gerçekten müthiş yiyor.
Ağzına iki taneyi nasıl sığdırdın acaba? Nasıl sığdırdın acaba o iki taneyi? Müthiş. Tarantular gerçekten müthiş hayvanlar. Versikalılar da büyüyor. Onları da artık büyük bir alana yerleştirme zamanı geldi. Yavaş yavaş büyüyorlar. Onlar da renklerini almaya başladı. Müthiş olacaklar, müthiş. Geçen sene Lemon Blast üreteceğim demiştim ve sözümü tutmuştum. Lemon Blast yavrularını size gösterdim yumurta kesimlerinde. Hepsi maşallah müthiş de büyüyorlar. Fakat güneşten çalacağım demiştim. Son videomda izleyenler hatırlar. Güneşin muhteşem üretiminden Bumblebee Leopar artık bende ve onu da artık yeni projelerimde kullanacağım. Leopar en sevdiğim genlerden bir tanesi. Şu leopar desenlerini görüyorsunuz. Muhteşem veriyor ve diğer kombaları da yıkılıyor efendim. Yani muhteşem. Ben de güzel kombalar üreteceğim. Bir de şu pastelin verdiği mavi göz ve Spider'la Leopar'ın şu muhteşem. Leopar'ı çok istiyordum fakat çok pahalıydı. Ve Güneş zamanında çok uygun fiyata almıştı ve üretti. Ve çok güzel şeyler üretti. Son videomda zaten izlemediyseniz onlara da bakabilirsiniz. Ve üretim sezonuyla alakalı çok güzel videolar gelecek. Katıl'dan da takip edebilirsiniz. İnce detayları hala Katıl'a da abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Çok güzel ufak ufak bilgilerle reklamsız olarak izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.